Türkiye'yi diplomatik alanda sınamaya yönelik bir başka gelişme. Erdoğan 100 yıl sonra Sevr'in intikamını aldı. Fransız Le Monde gazetesi hepimizin tarih derslerinden çok iyi bildiği Sevr Anlaşması'ndan yola çıkarak Türkiye'nin tam 100 yıl sonra Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da yaptığı hamlelerle işgali boşa çıkardığını yazdı. Bununla kalsa iyiydi ama Le Monde yazarlarının amacı tabii ki Türkiye'yi övmek değildi. Makalenin genelinde Türkiye'yi saldırgan ve yayılmacı bir politika izlemekle ve Batı'nın sınırlarını tehdit etmekle suçladılar. Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. İşte bu açıklamadan yola çıktı Fransız Le Monde gazetesi yazarları. 100 yıl sonra Sevr'in intikamı başlığını attıkları makalede Başkan Erdoğan'ı, Erdoğan'ın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ni yayılmacı ve saldırgan bir dış politika yürütmekle suçladı. Sevr Anlaşması'nın Türkiye'nin ve Türklerin bilinçaltında yarattığı travmayı analiz etme iddiasıyla yola çıkan makale, klişe sembollere yanlış anlamlar yüklemekten öteye geçemedi. Ama Türkiye'nin başına dert açmaya yönelik yeni bir siyasi kavramlaştırmanın, yeni bir uluslararası kampanyanın ipuçlarını teyit etti. En nara Türkiye'nin yemşi ala kademeyi emame haulayl abdal. Konuşan kişi Libya'da meşru hükümete karşı darbe yaparak yönetimi ele geçirmeye çalışan General Hafter. Türkiye'yi işgalci olmakla suçlarken Le Monde yazarlarının ve kendisine açık destek veren Fransa'nın ağzıyla konuşuyor. Libya ile kıyıdaş olan Türkiye'yi Libya'daki meşru ve uluslararası alanda tanınmış Sarraç hükümetiyle deniz yetki alanları mutabakatı imzalayan Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlayan Fransa'ya ise senin Libya'da ne işin var diye soran yok. Darbeci Hafter'e yardım eden unsurların da yardımı mutlaka kesmesi lazım ki orada bir istikrar sağlanabilsin. Büyük bir yığınak Hafter'in arkasında kendisini göstermiş durumda. Sadece yığınak değil. Aynı zamanda da tahkimat. Le Monde'da yayımlanan makale, 100. yılında intikamı alınan Sevr dışında 100. yılı yaklaşan Lozan Anlaşması'na da atıf yapıyor. Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen masadan uzak duran Yunanistan'ın birdenbire müzakereye hazırız demesi de bu konuda sinsi bir plan hazırlandığına işaret ediyor. Yunan devletinin Ege adalarını Lozan'a aykırı bir şekilde silahlandırdığı öteden beri biliniyor. Diplomatik kaynaklar Atina'nın Lozan'ı güncelleme bahanesiyle bu ihlalleri meşrulaştırmaya çalıştığını belirtiyor. Lozan'ın işine gelmeyen maddelerini ihlal eden kendisi. Güncelleyelim. Yenilerin tarzında son derece kurnazca çıkışları var. Minareyi çalmış, bir kılıf üretmeye çalışıyor.